Süreniz 5 dakikadır. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İktisatçılar bilir, bir iktisat kuralıdır. Bir şeyin sayısı çoğaldığında değeri artmaz, tam tersine düşer. Bir şeyin değerini belirleyecek şey onun ne ihtiva ettiğidir. Demokrasilerde güçler var, yasama, yürütme ve yargı. Ben 18 aylık bir parlamenterim ve gerçekten aldığımız saygıdan dolayı ciddi anlamda şikayetçiyim. Parlamentonun, yalnızca benim değil, bütün parlamenterlerin gördüğü saygıdan ve o güçler dengesinden aldığı güçten ciddi anlamda şikayetçiyim. Ve bunu daha iyi bir noktaya getirmek için milletvekili oldum. Eminim ki hepiniz de benzer şeyleri hissediyorsunuz. Oysa bu gelen önergeyle arkadaşlar, biz çok daha kötü bir yere savrulacağız. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi deniyor ya, bu önerge geçerse Türkiye Büyük Millet Meclisi tabelasını indirip yerine Türkiye Büyük Millet Noteri diye bir tabela asabiliriz. Böyle birisiyle karşı karşıyayız. Zaten durumumuz son derece kötü, bundan çok daha kötü bir yere savrulma riskiyle karşı karşıyayız. Çünkü millet şuna bakar, vatandaşlar ve seçmenlerimiz şuna bakar, güç nerede? Ben nereye başvursam işimi çözerim diye bakar. Bakın, Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim. Plan Bütçe Komisyonu'na gelip önergelerle ilgili, yasalarla ilgili baskı grupları gelip bize sarılmıyorlar, şu yasayı değiştirin diye. Sivil toplum örgütleri bize gelmiyor. Yasa değiştirmek isteyenler bize gelmiyor. Yürütmeye gidiyorlar. Diyorlar ki benim şu işim var, hallet. Şimdi gücü daha da fazla saraya bağlayacağız. Ve tamamen gücün nerede olduğunu millet bilecek. Ve gidecek sarayda işini çözmeye çalışacak. Meclisse maalesef ve maalesef bir noter haline gelecek arkadaşlar. Başkanlık sistemi diyorsunuz. Bakın, iki ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ziyarette bulundum. Senatoyu gezdim, kongreyi gezdim. Orada kongre üyelerinin gördüğü saygıya imrendim. Senatörlerin gördüğü saygı zaten bambaşka. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir senatör mü olmak istersiniz yoksa bir bakan mı olmak istersin diye sorulduğunda senatörler bakan da kimmişler. Çünkü senatörler kongre üyeleri güçlüdür. Saygı görürler. Ama arkadaşlar bakın, eğer ki bu anayasa teklifi buradan geçerse, eğer ki referandumdan da geçerse güç tek bir noktaya doğru savrulacak. Ve o güç gücü eline aldıktan sonra siyasi partiler yasası ve seçim yasasını asla ve asla değiştirmeyecek, bunu biliyoruz. Bu yasalarla gidilecek seçime 2019'da. Ve 2019'da şöyle olacak listeler, AKP'nin de genel başkanı olacağına göre Recep Tayyip Erdoğan öngörüldüğü gibi en çok padişahım çok yaşa diye bağıranlar listeye girecek. En çok yasama yapanlar değil, en çok padişahım çok yaşa diye bağıranlar listeye girecek. Şimdiden bence antrenmanlara başlayın. Padişahım çok yaşa antrenmanlarına başlayın derim. Değerli arkadaşlar, bakın, gördüğümüz saygıdan eğer ki memnun değilsek, güçleri dengelemeliyiz. Gücü bir yere vererek bu girdaptan çıkamayız. Gelin güçleri dengeleyecek bir öneriyi hep beraber geliştirelim. Eğer ki biz güçleri dengelemezsek, parlamentoyu boşa çıkarırsak, bunun vebali hepinizin boynuna olur. Sizlerin de boynuna olur. Öncelikle bu öneriyi getiren ilk imzacıların boynuna olur. Bizler meclisimizi bir noter haline getirmek istemiyorsak, mevcut durumda da noter gibi çalışıyor maalesef ama daha da bütün yalnızca saraydan gelen kanunları onaylayacak bir noter meclisi çevirmek istemiyorsak, bu yasayı gelin geri çekelim diyorum arkadaşlar. Saygı görmek isteyenler saygıyı hak eder. Hep beraber bu saygıyı hak edelim diyorum. Saygılar sunarım.